Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle birlikte deprem sırasında neden cep telefonlarımızı kullanamadığımızı anlatacağım. Bildiğiniz gibi 26 Eylül 2019 tarihinde İstanbul civarındaki Silivri'de oluyor. Bir deprem yaşandı. Bu deprem sırasında ciddi bir GSM altyapı şebeke çökme sorunu yaşadık. Hatta beni Twitter'da takip edenler varsa bu konuda deprem olur olmaz bir paylaşım yapmıştım. İşte deprem anında ve makul bir süre sonrasında bir GSM altyapı şebekelerinde sorun olabileceğini, bunun gayet normal olduğunu ve sebeplerini de kabaca açıkladığım bir mesaj paylaşmıştım. Twitter'dan hatta zincir bir mesaj paylaşmıştım. Çok yorum geldi buna. Yani yalaka diyenler oldu, işten anlamıyorsun diyenler oldu. Hatta sektörden arkadaşlar bile ezbere konuşuyorsun falan gibi yorumlar da yaptılar. Hepsini not aldık, eyvallah, sıkıntı yok. Ama bu konuda bilinmeyen şöyle bir sorun var. GSM şebekelerinin kurulma prensiplerini bilmeden yapılan yorumlardı bunlar. Çünkü cep telefonu dediğimiz cihazların çalışması için arkadaşlar bir baz istasyonuna ihtiyacımız var. Yani bu telefon kendi başına böyle bir yere arayıp başka bir telefona bağlanmıyor. Bunun için baz istasyonu dediğimiz bulunduğunuz yere yakın mutlaka olmak zorunda. Yani böyle uzaydaki bir görüntüye, uzaydaki bir sese bağlanmıyor. Tabii ki böyle telefonlar da var ama uydu telefonları dediğimiz, uydu üzerinden iletişim kuran telefonlar var ama bizim kullandığımız GSM şebekelerinin çalışması için mutlaka etrafta bir baz istasyonu olması gerekiyor. Peki baz istasyonları nasıl çalışıyor? Baz istasyonları hücre, yani İngilizce'de bunlara sel adı veriliyor. Hücrelerden oluşuyor. Örneğin biz şimdi şu anda Cevizli Bağ'dayız. Ofisimiz Cevizli Bağ'da. Cevizli Bağ'da birçok baz istasyonu var. Bunlar kurulurken belli hücreler, alanlar oluşturuluyor. Alanlar olduğunu düşünün. Yani 1 kilometrelik bir alanı kapsayacak ya da 1 kilometre karelik bir alanı kapsayacak bir hücre var ve bu baz istasyonu, bir baz istasyonu oradaki o alanı kapsıyor. Bir diğeri onun kapsamadığı bir kilometrelik alanı kapsıyor. Böyle bir sürü baz istasyonunun olması gerekiyor ki nasıl oluyor iletişim? Siz buradasınız diyelim ki, yürümeye başlıyorsunuz. Burada devam konuşmaya başladınız. Konuşma devam ederken diğer baz istasyonuna bağlanıyorsunuz. Görüşmeniz kesilmiyor ve bu sayede de konuşmaya devam ediyorsunuz. Yani bulunduğunuz yerde baz istasyonu yoksa ne oluyor? Cep telefonunuz çekmiyor. Bu kadar basit. Yani cep telefonu kendi kendine bir yere bağlanıp ya da kendi üzerinden bir iletişim ağı kurma gibi bir kabiliyete sahip değil. Ha, bunu yapan basit uygulamalar var. Yakın mesafedeki insanlara işte Bluetooth'la bağlanan veya başka teknolojilerle bağlanıp iletişim kurabiliyorsunuz. Ama böyle hani binlerce insanın birbirine bağlandığı ya da işte 5 kilometre ötedeki bir insana bir konuşma yapabildiği şeyler değil bunlar. Bunlar ayrı bir konu. Şimdi depremde niye çöküyor? Biraz da ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi siz böyle bir baz istasyonu olan ağı kurdunuz. Fakat bunlar tasarlanırken, baz istasyonu örneğimizi az yine Cevizli Bağ örneğinden vereyim. Bu baz istasyonu tasarlanırken ortalama aynı anda kaç kişinin kullanılabileceği hesabı üzerine tasarlanıyor. Diyelim ki Cevizli Bağ'da 500 bin kişinin yaşadığını varsayalım veya bu bölge civarında diyelim. Cevizli Bağ işte biraz daha ilerisi, biraz daha gerisini katarak Mertel şudur budur. 1 milyon kişinin yaşadığını varsayalım diyelim ki, bu rakamı da yükselttim biraz. Bu 1 milyon kişi için ortalama buraya bir altyapı kurulurken bunların hepsinin aynı anda konuşacağı düşünülmez. Zaten böyle de olmaz. Normal bir zamandan bahsediyorum. Yani normal bir zamanda 1 milyon kişinin yaşadığı bir yerde, kaba bir örnek veriyorum, 100 bin kişinin aynı anda konuştuğunu öngörelim biz. Altyapıyı kurarken siz burada 120 bin kişilik bir altyapı kurarsınız. Yani 120 bin kişinin aynı anda konuşacağını varsayarak bir altyapı kurarsınız. Ha, diyeceksiniz ki niye 1 milyon kişilik yapılmıyor? Çünkü bir, bunun maliyeti çok yüksek olur. Yani siz bu telefon için 50 lira veriyorsunuz diyelim ki aylık, işte 10 GB paketiniz var, şunuz var, buyunuz var. O zaman 500 lira vermeniz lazım. Kimse de buna kabul edeceğini zannetmiyorum. Bu birinci sorun. İkinci sorun, hadi 500 lira vermeyi kabul ettiniz. Tamam, dediniz ki ben 500 lira vereceğim ama her an ben iletişimde kalmak istiyorum. Tamam. Bu yapılabilir ama o zaman da şöyle bir sorun ortaya çıkıyor arkadaşlar. İstanbul gibi bir yerde baz istasyonunu her yeri kuramıyorsunuz. Biliyorsunuz geçmişte bunun çok sorununu yaşadık. Şu binayı kurmak istiyorsunuz, o diyor ki ben oraya kurdurmam. Buraya kurmak istiyorsunuz, buraya kurdurmam. Hatta bunu geçmişte çok daha büyük sorunlar yaşandı. Avcılar Belediyesi'nde sorun oldu. İşte belediye başkanı açıklama yaptı, operatörü açıklama yaptı vesaire vesaire. Yani bu tip sorunlar da var. Yani bazen de fiziksel olarak da kuramayacağınız alanlar da olabiliyor. Yani burada bir baz istasyonu koyacak yer yok. O zaman ne yapacaksınız? İşte o zaman mecburen altyapınızı belli bir optimizasyon üzerine kurgulamanız gerekiyor. Yani parayı da verseniz yapamayacağınız durumlar var.
Kaldı ki herkes o 500 lirayı verebilecek mi? Ya da 500 lira burada örnek olarak söylüyorum ben. Bu rakam belki 1000 lira da olabilir, belki 300 lira da olabilir. Bu gibi sorunlar olduğu için GSM altyapıları optimum çözümler üzerine kurgulanmak zorunda. Bu dünyada da böyle bu arada. Hani Türkler yapamıyor, biz böyleyiz, şöyleyiz. Geçeceksiniz bunlar arkadaşlar, böyle bir dünya yok. Yani dünyada da kimse 20 milyonluk bir şehirde aynı anda 20 milyon kişinin, hadi 20'ye geçtim, 10 milyon kişinin konuşması için bir altyapı kurmaz. Şöyle basit bir örnek vereyim. Daha anlaşılabilir olması açısından söylüyorum, çok tekniğe girmeden. Bir restoranınız var. Restoranda 10 tane masanızın olduğunu varsayın. Ve bu 10 masanın sizin bir gün boyunca doyurabileceğiniz, yani yemek sunabileceğiniz insan sayısının da kabaca 5000 olduğunu varsayalım. Yani o restorana günde 5000 kişi gelirse siz onları doyurabilirsiniz. Peki 10 masada bu nasıl olacak arkadaşlar? Ne olur, nasıl olacak? Bir yemek yiyen kalkıp yerine yenisi gelecek. Kalkıp yerine yeni gelecek. Kaba bir hesaptan bahsediyorum. Bu rakamlar değişebilir. Peki o 5000 kişinin 500'ü ya da işte 1000 tanesi aynı anda gelse ne olur? Yemek veremezsiniz. Sistem kilitlenir. İşte GSM şebekeleri de bundan dolayı kilitleniyor. Peki dün yaşanan sorunda ne oldu? Ben şimdi Turkcell kullanıyorum. Kendi yaşadığım deneyimi aktarayım biraz. Turkcell'de iletişim anlamında bir sıkıntı yaşamadım. Sadece beni arayan bir kişi ulaşamadığını söyledi. O an, yani depremden bir yarım saat sonrasından bahsediyorum. Deprem anından ve yarım saat sonrasından bahsediyorum. Çünkü herkes telefonlarına saldırınca sistem ister istemez çöktü veya ağırlaştı diyebiliriz. Vodafone'da sesli iletişim ve internette bir sıkıntı olmadığı bilgisi geldi. Bu arada Turkcell'de de ben internette herhangi bir sorun yaşamadım. Ben bütün ulaşmak istediğim insanlara WhatsApp'tan ulaştım. İyiyim dedim. Siz nasıl diye sordum. Bir sıkıntı olmadı. Bunu da belirtmiş olayım. Yalnız Türk Telekom çok büyük, ciddi manada bir sıkıntı yaşadı. Yaklaşık 8-9 saat sürdü bu sorun ve sadece İstanbul'da değil, civardaki illerde de sorun yaşayan insanlar oldu. Hani bu niye oldu, nasıl oldu bilmiyorum. Hatta Ankara'da, hani İstanbul'un çok civar bir ilde değil, Bitlis'ten bana Twitter üzerinden yazıp işte internetimiz çekmiyor, telefon çalışmıyor diyen insanlar olduğu da gördüm ve yaşadık bunları da. Hani bu başka bir sorun. Yani deprem olduğu zaman 8 saat boyunca internetin, telefonun çalışmaması normal değil. Bunu söylemiyorum ben. Bu başka bir şey. Çünkü buna çok eleştiriler aldım ben. Benim söylemeye çalıştığım şey şuydu. Deprem anında ve makul bir süre sonrasında evet GSM çalışmayacak. Yani bu deprem arkadaşlar olacak. Ha 3 gün sonra olacak. 3 yıl sonra olacak. 30 yıl sonra olacak. Belki de 300 yıl sonra, bilmiyorum. Ama şu anki teknoloji üzerinden konuşuyorsak eğer, deprem olduğunda GSM şebekeleri belli oranlarda çalışmayacak. Ha bunun çalışmasını istiyorsak bizim de alabileceğimiz bazı önlemler var. Şimdi onları da söyleyeceğim. Belki işte BTK olarak, Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu BTK, ki bu bütün operatörleri regüle eden bir kuruluş ve operatörlerin de alabileceği bazı önlemler var. Onları da burada söyleyeceğim. Bir depremde biz bireysel olarak ne yapabiliriz? Yapabileceğimiz şey şu arkadaşlar. Hemen telefona sarılmayalım. Anne nasılsın? Baba nasılsın? Eşin nasılsın? Çocuğun nasılsın? Yapmayalım. Ne yapmalıyız peki? WhatsApp kullanalım. Telegram kullanalım. Ya da ne bileyim işte BIP kullanalım veya benzeri anlık iletişim programları üzerinden, uygulama üzerinden iletişim kurmaya çalışalım. Çünkü internet çalışıyor. Onunla bir sorun olmuyor genelde. Ha bu yarın başka türlü olur, onu bilemem ama genelde olan durumu söylüyorum. İnternette herhangi bir sıkıntı olmuyor. İnternet üzerinden iletişim kurabiliyorsunuz. Peki başka ne yapabiliriz? Birini aramamız gerekiyor. İnternet kullanmıyor. WhatsApp kullanmıyor. Olabilir, yaşlıdır, annemizdir, babamızdır, bir akrabamızdır. Tamam. Soralım durumunu, ulaştık diyelim, ulaştığımızı varsayalım. Nasılsın, iyi misin? Ben iyiyim, sen nasılsın? O da iyiyse kapatalım telefonu. Çok uzun, böyle hani saatlerce, ay abi şöyle oldu, böyle oldu, sen nasıl oldun, ben pencereden bakıyordum, yağmur gördüm falan, hani uzun uzun hikaye anlatmayalım. Yani hatları meşgul etmeyelim arkadaşlar. Çünkü meşgul ettiğimiz sürece bir başkasının belki acil bir iletişimine engel olacağız. Bu yapılabilir. Peki kurumsal olarak ne yapılabilir? Hatta ben onunla ilgili bir yazı yazdım. Açıklama kısmında da o yazıyı paylaşacağım sizlerle. Aslında kurumsal birçok şey yapılabilir arkadaşlar. Örneğin deprem anında sesli iletişimin kısıtlanması mümkün olabilir. Veya işte operatörler bir acil durum sistemine geçebilir. Burada sadece belki yakınlarınıza, 3 kişiye, 5 kişiye ben iyiyim diye mesaj gider. Otomatik olarak söylüyorum bunu. Yani siz buna bir onay verdiğiniz zaman, tamam deprem durumuna geçtik, iyi misin dediği zaman, evet dediği zaman herkese, o seçtiğiniz kişilere, mesela Facebook'ta böyle bir sistem var. Siz öldüğünüz zaman hesabınızı bir başkası kontrol edebiliyor. Belli oranlarda. Benzer bir sistem yapılabilir. Bastığınız zaman denir ki işte anne iyiyim, baba iyiyim, işte kardeşim, eşim neyse artık kime istiyorsanız onlara mesaj gönderilebilir. Ya da
Operatörler bir yere girip bir uygulama geliştirip bu dediğim sistemler üzerinden bir şeyler yapılabilir. Yani aslında yapılacak çok şey var. Hani şebeke çökecek, ne yapalım? O zaman biz elimiz kolumuz bağlı duralım. Hayır, yapılacak bir sürü şey var. Hem bireysel olarak hem de kurumsal olarak. Ben bunun hepsini paylaştım. Okunabilir, tartışılabilir, eklenebilir, çıkarılabilir. Bunlar hani illa böyle olsun da demiyorum ben. Tabii ki çok daha bilgili, çok daha uzman konunun teknik taraflarını da bilen ve mümkün olup mümkün olan şeylerle olmayan şeyleri de bilen insanlar bir araya geldiği zaman ortak bir akılla bir çözüm üretilebilir. Ama GSM şebekesi çöküyor, biz vergi veriyoruz, niye çökmüyor? Ya bu çözüm değil arkadaşlar. Yani bu böyle bir teknoloji dünyada yok. Biz kendimize çekidüzen vermediğimiz sürece, bireysel olarak, kurumsal olarak da belli adımlar atılmadığı sürece GSM şebekesi çökecek. Bu biraz bize bağlı, kullanım şartlarımıza bağlı, durumumuza bağlı. Yapacağımız ufak tefek düzenlemeler, yani bu anlattığım şeyler de böyle inanılmaz yapılamayacak şeyler değil. Yapılacak ufak tefek düzenlemelerle bu deprem anında iletişim kesilmesinin önüne geçilebileceği konusunda ben garanti verebilirim. Ama bu birazcık bilinçlenmeyle ilgili bir durum. Hepimiz belli şeyleri aynı anda yapmaya çalışırsak çöker. Yani 3 şeritli bir yolumuz var. Bu yoldan geçebilecek araç sayısı ve hızı belli. Siz bu yola 5 kat daha fazla araba sokmaya çalışıyorsunuz. Çalışmayacaktır, girmez, olmaz. Trafik tıkanacaktır, hatta duracaktır belli yerlerde. O yüzden makul ve mantıklı hareket edip, deprem anlarında panik yapmadan akıllıca hareket edip kendimiz iyiyiz, sen nasılsın, ben de iyiyim, tamam. Yani kısa, net ve hatları meşgul etmeyecek sistemler üzerine yönelebiliriz. Bu çok zor bir şey değil. Hani böyle inanılmaz bir şeyden bahsetmiyorum. Dünyada da örnekleri var. Daha iyi. Japonlar mesela çok iyi bu konularda, bu tarz şeylerde. Benzer şeyler biz de ülkemizde geliştirebiliriz. Bir acil durum uygulaması, bir acil durum sistemi ya da işte insanlara otomatik olarak bir internet tanımlayıp, internet olmayanlar için söylüyorum, aboneler için söylüyorum. Sadece kısa mesaj atabilecekleri ya da anlık programları kullanabilecekleri bir sistem bile kurgulanabilir. Evet, GSM şebekelerinin detaylarını anlattım ve depremde GSM hatlarımızın, telefonlarımızın neden kesildiği ile ilgili bilgi verdiğim videomuzun sonuna geldik. Elbette sizin de bu konuyla ilgili görüşleriniz vardır. Bu videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri Instagram, Facebook ve Twitter gibi sosyal ağları takip etmeyi unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir içerikte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.